İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Gölü sahilinde temizlik yapıldı. Köy muhtarı, Artsakh'ın Norşen köyü yerinden edilmiş kişilere konut sağlayabilir. Bugün Birakan Rasathanesi'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü. Türkiye, Güney Kürdistan'da savaş suçu işliyor. Raisi, İran nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasından yana. Gerçekler, Urartu veya Arat'tanın Ermenilerin ilk memleketi olduğunu kanıtlıyor. Gürcistan'da Kafkasya'nın en büyüğü olacak tünelin yapımına başlandı. Garibashvili ve Erdoğan bir araya geldi. Batı Ermenistan'ın Van'da Uluslararası Kıyı Temizliği Günü etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sahil temizliği yapıldı. Van Gölü'nün korunmasına yönelik hayata geçirdiği çevre dostu projelerle adından söz ettiren Van Büyükşehir Belediyesi yapılan farkındalık çalışmalarına da destek veriyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesinde bulunan ve Van Gölü'nün en büyük adası olan Adır Adası'nda yüzme festivali yapıldı. Festivalin amacı Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek. Festivalden sonra katılımcılar adada temizlik çalışması yaptı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Mardunî bölgesindeki Norşen köyünün muhtarı Gevor Karutunyan, Artsakh Pres muhabiriyle yaptığı konuşmada Norşen 360 nüfusa sahip bir köydür. Savaştan sonra köyde yerinden edilmiş aileler bulunmamaktadır. Ancak 15 evi konut fonundan yeniledikten sonra yerinden edilmiş vatandaşlarımıza sağlayabiliriz. Yeni yapılan okulda 53 öğrenci okuyor. Anaokulumuz yok. Çocuklar komşu Aşan köyündeki anaokuluna gidiyor. Köyde bir toplum merkezi, bir sağlık ocağı, kültür evi var. Köy yolları kötü durumda. Köyde doğalgaz hattı var, elektrik sağlanmış, su sorunumuz var. Yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen su şebekesinin değiştirilmesi gerekiyor. Başkent ile iletişimimiz mevcut, dedi. Mahalle sakinlerinin istihdamına değinen köy muhtarı, savaştan sonra 1.5 hektar nar bahçesi ve 15 hektar ekilebilir arazinin düşmanın kontrolüne geçtiğini ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birakan'daki gözlemevinin kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlamaktayız. Gözlemevine dünyaca tanınmış akademisyen Viktor Amparsumyan'ın adı verilmiştir. Gözlemevi 1946 yılında Rasathane'nin ilk yöneticisi olan akademisyen Viktor Amparsumyan'ın çabalarıyla kurulmuştur. Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki en önemli gözlemevlerinden biri olarak kabul edilir. Birakan Gözlemevi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arakatzodun bölgesindeki Birakan köyünde Arakat Dağı'nın güney yamacında yer almaktadır. Gözlemevi, yerleşim alanı ve gözetleme kuleleri, idari laboratuvar binaları, toplantı salonu, misafirhaneyi içeren operasyonel bölümü de dahil iki bölümden oluşmaktadır. 1947 yılında Birakan Gözlemevi'nde yapılan araştırmalar sayesinde genç yıldız kümeleri keşfedildi. Yıldızların oluşumu olgusunun günümüzde de devam ettiği ilk kez burada kanıtlandığı vurgulanmalıdır. Gözlemevi'nin 2.6 metre çaplı aynasıyla Avrupa'nın en büyük klasik teleskoplarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Türk Devleti son 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde Metina, Avaşin ve Zap gibi alanlara 100'e yakın kimyasal silah saldırısı düzenledi. Faşist Türkiye Cumhuriyeti'nin sürdürdüğü işgal operasyonlarında kimyasal silahların kullanıldığı resmi olarak Mayıs ayından beri defalarca açıklandı. 1925'te imzalanan Cenevre Protokolü ile kimyasal gazların savaş sırasında kullanılması yasaklandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cenevre Protokolü'nü 1929'da kabul etmiştir. Paris'te 1993'te imzalanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne de 1997'de katılmıştır. Hal böyle olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Bırakın yaptırım uygulamayı, konuyla ilgili ne bir gündem ne bir inceleme var. Kimyasal silah iddiasıyla 2003'te Irak'ı işgal edenler veya 10 yıldır Suriye rejimini devirmeye çalışanlar Türkiye Cumhuriyeti söz konusu olunca pek sessiz. Batı Ermenistan tüm ilerici güçlere katılarak hiçbir uluslararası hukuku veya yaptırımı asla dikkate almayan Türk işgal politikasını şiddetle kınıyor. Zaman hiçbir şeyi değiştirmedi.
106 yıl sonra Türkiye, topraklarını ve gücünü genişletmek ve güçlendirmek için tüm insanlık dışı araçları kullanmaya devam etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi, Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu oturumunda üyelere gönderdiği video mesajında resmi Tahran'ın Haziran ayında askıya alınan nükleer programıyla ilgili müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Raisi, bir kez daha İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah yaratma hedefinin peşinde olmadığı konusunda ısrar etti. İran Cumhurbaşkanı Raisi yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik politikasının temeli nükleer silahların yaratılmasının ve biriktirilmesinin yasak olduğu anlayışıdır. Bu aynı zamanda İran'ın ruhani liderinin özel kararnamesinden geliyor dedi ve ekledi. İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasını sağlayacak müzakereleri faydalı buluyoruz. İran, halkımızın haklarını kararlılıkla savunarak dünya ile geniş çaplı bir siyasi ve ekonomik yakınlaşma arayışındadır. Ben, başta komşularımız olmak üzere dünyanın tüm ülkeleriyle etkin işbirliği için çaba gösteriyorum, dedi. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenia TV'de yayınlanan Kendimizi Tanıyalım programının ikinci bölümünde tarihçi Lusine Gasparyan, Ermeni Urartu Devleti'nin gelişmiş kültürünü sundu, çivi yazısı sanatından bahsetti, Urartu Devleti'nin Ermenilere ait ve Ermenilerin yerleştiği bölge olduğunu kanıtlayan bulgular hakkında konuştu. Tarihçi, kazılar sırasında keşfedilen kemiklerin DNA test sonucu günümüzde yaşayan Ermenilerin DNA'sına tam olarak karşılık geldiğini de kaydetti. Röportaj YouTube kanalımızda mevcuttur. Çin Demiryolu Tünel Grubu adlı Çinli şirketin, Gürcistan'da Kuzey-Güney Uluslararası Koridoru'nun bir parçası olan Kveşeti Kobi yolunun Krestov geçidindeki kısmında 9 kilometrelik otoyol tünelinin inşasına başladığı belirtildi. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili inşaatın temel atma töreninde yaptığı konuşmada Gürcistan'da yapımına başlanan tünelin Kafkasya'nın en büyük tüneli olacağını belirtti. Garibashvili, projenin sadece Gürcistan için değil tüm bölge için büyük öneme sahip olduğunu da vurguladı. Proje tamamlandığında yıllardır araçların çığ ve heyelan tehlikesi nedeniyle karşılaştıkları sorunlar çözülerek Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyeti'ni Rusya'ya bağlayan tek karayolu olan Gürcistan Askeri Karayolu'nun bu zor kısmında araç trafiği güvenli bir şekilde sağlanmış olacak. Projenin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. Batı Ermenistan, komşu ülkelerimizle güçlü stratejik bağlarımız olduğu için bölgedeki ve İpek yolundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bakü-Kars demiryolu, Bakü-Ceyhan petrol boru hattı ve doğalgaz boru hattı gibi olayları size hatırlatalım. Her ikisinde de Batı Ermenistan topraklarından geçerek haklarımızı ihlal ettiğini ve ayrıca bu inşaat hacminin doğa ve ekolojik üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini belirtmek gerekir. Garibashvili ve Erdoğan bir araya geldi. Gürcistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada görüşmenin ana konusunun bölgesel gelişmeler olduğu belirtildi. Görüşmede Gürcistan Başbakanı'nın arabuluculuğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında varılan ve 15 Ermeni savaş esirinin Akna Ağdam'ın mayınlı haritası karşılığında serbest bırakıldığı son anlaşmaya da değinildi. Bu anlaşmanın komşular arasında daha fazla işbirliği için iyi bir temel olduğu kaydedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sona Nigohosyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Şoher Can adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.